Doktor, mayon var mı? Ben giymem öylesini. Al sen al şimdilik, orada uydururuz bir şey. İnanamıyorum Nazım. Ben de. Yarın sabahtan itibaren turizmin emrinde. Şu işe bak. Kader birader, tiyatro, üniversite, ders, mers derken güneye animasyona. Döküldük be. Sen buna kader mi diyorsun canına yandığım? Kaçta kalkıyor otobüs doktor? 14. Eniştemler bir de Taksim'e gelecekler. Alma oğlum o ayakkabıyı, giyilmez orada. Doğru birader, şaşkınlık işte. Kapıcıyla konuştun mu doktor? Ne olacak kediler? Konuştum Nazım. Olmaz, söyledim sana. Bir kedilerimiz eksikti. Şimdi o herif alacak anahtarı, kurulacak balkona. Öyle adam değil be Nazım, kötü düşünme sen de. Saf olma doktor, burası İstanbul. Kiraya bile verir evi. Yok artık. Ne sandın? Getirir memleketten adamlarını, sen de kedilere bakıyor diye. Of, içimi kararttım ben ağzım. Kararsın biraz. Dönüşte bak bakalım kedilere. Gel Mehmet Efendi. Burada. Beni çağır mısın Nazım Bey? Benim anahtarı vereyim değil mi Nazım? Ver ver. Bak Mehmet Efendi. Evi bıraktığımız gibi isteriz ha. Ne demek Nazım Bey? Hiç merak etme. Sonra külahları değişmeyelim. Kediler sana emanet. Bakarız canım. Bak sabah akşam kapıyı aç çıksınlar. Sularını da değiştir. Değiştiririm. Yemek balkonda. Tamam balkonda. Ne o söyler ama hiç aç bırakma da. Belki arada sırada uğrarız. Hiç aklın kalmasın merak etme. Eve kimseyi soktuğunu duymayayım Mehmet Efendi. Olur mu öyle şey Nazım Bey? Tamam ben söyleyeyim de. Hadi güle güle. Hadi güle güle gidin. Tamam, aklınız tamam. Hiç burada kalmasın. Hadi güle güle. Sağ ol. Anladılar be Nazım. Anlamazlar mı? Onlar da kendilerine göre bir duyguya sahip. Ne adamsın be doktor, yetim bıraktın hayvanları. Öyle söyleme ya. Niye yetim kalsınlar? Ne denir buna? Yetim işte, yaban ellerde. Alışalım bunlara artık Şükrücüğüm, büyüdü çocuklarımız. Alışalım canım, alışalım. Bilge, Ali. Geldim baba. Bak bir de Taksim'de olacağız. Tamam babacığım, ben hazırım. Şuna yardım edin ne olur. Derim. Bu ne yapıyor 40 saattir hazırlanamadı, Hint mihracesi gibi. Ali. Şu annemde de ne laflar var baba. Evet öyledir. Aman kızım dediklerimi unutma. Tabii babacığım. Hiç aklın bizde kalmasın, düşünme. Düşünmeyeyim ha. Ne kolay bunu söylemek. Hala mı seçemedin oğlum? Tamam anne. Şu gömleği de alayım mı? Al oğlum, bunu da al. 10 tane gömlek koydum, yetmedi mi? Kirlenirdi ya anne. Otelin servisi var oğlum, vereceksin, kirlenince yıkayacaklar. Aa. Aa ya. Baban 50 kere söyledi. Dinlemiyor musun oğlum? Dağ başına mı gidiyorsunuz? Anne kapatma. Bir oğlum dakika. Yeter, geç kalıyoruz. Tamam anne. Koy. Tut şunu. Dayını üzme sakın orada. Tabii anne. Hadi bitti, çık odadan. Çıkıyorum anne. Hadi, hadi. Bilge, sen mayonu aldın mı kızım? Aa, evet, ben nereye gidiyorum? Ya, nereye gidiyorsun kızım? Bak hatırlatmasan farkında bile değilsin. Daldı evladım, iş hayatı, sorumluluklar kolay mı? Ha? Çok içmeye başladın Şükrü yine. Bir saattir bu ilk Nazan. Ali Bey nerede, hazırlanıyor mu hala? Bayıltır insan. Ali! Ha Nazan, yanlarına yiyecek bir şey verecek misin çocukların? Yok artık, kaldı mı öyle şeyler Şükrücüğüm, dolma, börek. Uslu durun değil mi? Bak bir yere kaçmak yok.
Ayrılamayacaksın gibime geliyor doktor. Tamam Nazım. Hadi bakalım. Hop. Oo Kerim Bey buyurun. İyi. Buldum sizi. Gidiyor musunuz ha? Mehmet söyledi. Ya birkaç ay bakalım. Olmadı ki ama efendim. İnsan bir haber verir. Bakın sizi yakalamasam. Kaçmıyoruz ki beyefendi. Hesap numaranız da var bizde. Ha bende belki yoktur diye getirmiştim. Biz yine de alalım. Yakalamak lafı hiç olmadı ama beyefendi. Özür dilerim. O maksatla söylememiştim. Siz de fazla alıngansınız. Kim olsa böyle anlar bu lafı Kerim Bey. Peki efendim, peki. Bir daha özür dilerim. Size iyi yolculuklar. Ay başlarında bizi unutmazsanız sevinirim. Tamam efendim, merak etmeyin. Her ay başı. Her ay başı. Ya senin böylelerine başın ne kadar eğik be. Ne yapacaktık? Yok göndermeyiz mi deseydik? Hmm. Alır o eğer aybaşı beklesin biraz. Hadi. Atos, sen evde kalıyorsun yavrum. Hadi hoşça kal. Doktor, başladı yine şiir okumaya. Anladı evet. Be Nazım. Geç, 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 geç. Hadi. Gidiyoruz. Çok anladı. Hadi oğlum. Canım, hoşça kal. Bir gaga atmalı ki şimdi. Evladım, kime söyleniyor? Kuşlarım size emanet anne. Başka zaman kim bakıyor kızım? Bilgi Hanım'ın kuşları. Ne var senin mi? Hadi, hadi yürüyün, yürüyün çabuk hadi. Hadi. Geç Nazancığım. Adam apartmanın tahrirat katibi gibi. Baykuş, baykuş. Vallahi ne güzel söylediniz Ayla, baykuş. Dökmeyin o fasulyeleri yerlere sakın. Nereye dökülecek Sabri Bey, baksana. Her şeye cevap verme öyle sen. Dökülmesin dedim o kadar. O kadar gül, o kadar. Fena mı söylüyor evladım, temiz tutalım önümüzü. Cafer yardım eder misin? Buyurun. Verin Şükrü Bey. Bilge sen de ver kızım. Efendim maşallah maşallah yolculuk mu var? Çocuklar Kuş Adası'na gidiyorlar da. Güle güle gitsinler. Nazım Bey'e de selamlarımızı söyleyin lütfen. Teşekkür ederiz. O nereden çıktı şimdi efendim? Selam efendim, Allah'ın selam. Göndermeyelim mi? Şükrü Bey! Buyurun efendim. Kuşadası'nın denizi tatsız. Antalya'ya gitsinler, Antalya'ya. Sarhoş mu bu Cafer? Tabii canım, ayık olduğu gün mü var? Nazım Bey'e selam demek hanımefendi. Hasreten. Ay bunda ne gibi bir sakınca var efendim? Selam, evet selam. Peki efendim. Gitsinler konuşuruz. Hah, aferin kızım, dök. Sağ ol Cafer. Bereket versin. 5000 mi? He, 5000. Patlayasıca. Gözü senin aldığın parada. Hadi çocuklar. Oh, kapıcı olmak varmış. Sen babanın yanına otur. Peki anne. Hadi güle güle. Ay, ağlayacağım şimdi. Güle güle. Yapacaklarmış oyun. Ne oyunu? Ne bileyim ben. Sevim,
Şükrü Bey'in kızı turneye çıkıyormuş. Allah Allah. Sapık Sabri Bey, sapık. Buyurun efendim, gittiler. Ne görüşeceksek görüşelim. İçeride efendim, içeride. Burası yeri değil. Buyurun. Kalkamam şimdi yerimden efendim. Benim için fark etmez. Buyurun. Sen de alamadın bir saattir oradan tepsini. Bizi mi dinliyorsunuz? Hadi bakalım, yallah, yallah. Çocuklar bakın, gene söylüyorum. Birbirinize sahip olun. Haftaya geliriz belki biz de. Gelin be anne, ne güzel olur. Bilge Hanım, siz pek istekli değilsiniz galiba. Aa, niye baba, ne dedim ben şimdi? Ne bileyim, hiç ne gelin ne gidin. Yapma be baba, öyle biri miyim ben, aşk olsun. Tamam canım, belki dedik biz de. Bak, kavga ettiğiniz falan duymayacağım. Hemen dönersiniz. Ona söyleyeyim baba. İkinize de, ikinize de. Öyle bir şey duyarsam hemen dönersiniz. Sakın evladım. Anne ama biz oraya çalışmaya gidiyoruz. Peki ya o? Ne yani? Biz asalak mıyız? Biz de çalışacağız herhalde. Tamam, şimdiden başladın işte. Ben dönüyorum bak. Aa, yapma baba. Aa. Ne kavgası baba? Konuşuyoruz. Abim bana her şeyi iletir, merak etme. Aramızda casus var. Casus, evet. Ne yapar Nazım sizi? Acıkmışım ya doktor. Küp gibi olduk vallahi. Ye ye. Sen orada gör asıl açık büfeler. Beni en çok heyecanlandıran ne biliyor musun doktor? Ne? Kadınlar. Bana bak, fazla çapkınlık yok, hatalar işte. İşimizi de yapacağız oğlum, o iş başka. Oğuz gelmiş. Gördüm. İnşallah bu çocuk bu yaz benden dayak yemez. Oğuz merhaba, gelmedi mi bilgiler? Yoklar görünürde. Ağzının içinde geveleme şu lafları oğlum. Ha, geliyorlar. Doktor, dakikadandır benim eniştem. Dakik. Dayıcığım. Aslanım, şampiyon. Merhaba. Şampiyonum benim be. Merhaba dayıcığım. Ne haber kız fıstık? Alın şu çantaları oğlum. Abi. Aferin, aferin. Geç kalmadık değil mi Nazım? Yok. Yok enişte, ne geç kalması. Ne haber fıstık? Sonunda kıydın çocuklarına ha? Kıydım ama abi, aklım sizde. Merak etmeyin efendim. Eder eder, o öyle anne. Nasılsınız efendim? Nasıl olsun doktor, işte bak görüyorsun, telaş içinde. Gidiyorsunuz Nazım ha? Gidiyoruz be enişte. Hadi, hadi çocuklar, kalkıyor hadi. Anneciğim hoşça kal. Güle güle. Hadi bir gelin. Babacığım. Dediklerimi unutma sakın. Anne çocuk muyum artık? Evet. Çocuksun, çocuk. Asmadık. Hadi geç oraya sen, geç. Hadi geç. Geç. Ver, uzat çantayı. Tamam. Uzat, uzat. Geç. Hadi. Aldım. Tamam, hadi geç. Haberleşelim Nazım. Telefon et. Merakta bırakma. Tamam enişte. Gider gitmez arayın abi. Tamam, ararım. Hakkınızı helal edin artık. Deme öyle abi. Duygularımızla oynuyor sesleri. Vurma enişte. Hoşça kalın. Ne yapalım? Gideceğiz herhalde. Gidelim. Allah kavuştursun. Sana da. Bunları da gördük. Dur bakalım, daha neler göreceğiz. Ben eve gidemem şimdi Şükrü. Ne yapacaksın? Bilmem. Seninle geleyim şirkete. Gel. Niye öyle dedin?
Müşteri gelecek de görüşmek zorundayız. Yoksa giderdik beraber bir yere. Oturun ben bir köşede canım, siz konuşun. Tamam, nasıl istersen. Şükrü. Efendim canım. Kaza maza gelmesin başlarına, keşke sen götürseydin. Yapma Nazan. Allah kavuştursun babam. Sağ ol, hareket ettiler bile. Güle güle gitsinler hakim, affedersin. Kazasız belasız. Kazasız belasız. Heh, odada mı Üslü Bey? Bir şey sorduk Abbas Bey. Burada dedim ya müdürüm, affedersin. Sesin çıksın biraz. Ne sallıyorsun kafanı? Görüyorsun değil mi bacım, affedersin? Zorla çileden çıkarır adamı. Cıvık. Alış artık sen buna Abbas efendi, aldırma. Huyu böyle adamın. Huyu batsın. Buyurun. Teşekkür ederim. Otursana. Sağ olun. İş var ama sizi yalnız bırakmayayım. Sadık Beyleri bekliyoruz biz de bugün. Üçte randevuları var. Nece bu Sadık Beyler? Siz tanımıyor musunuz? Bakliyat üzerine bir numara. Sedat Bey tanıştırdı, sağ olsun. Ha, haberim yok. Bu Sedat işe yarıyor galiba ha? Çok Üslü Bey. Bazı konularda bir numara kerata. Biraz paraya düşkün ama. Abim gelmedi mi Demet? Telefon etti, neredeyse gelir. Allah kavuştursun. Of Demet, çok koydu vallahi ikisi birden. Bir kahve yapayım mı hanım, affedersin? Yap Abbas efendi, yap ikimize de. Heh, Şükrü Beyler de geldi. Oo, sen de mi geldin Nazan? Hadi Allah kavuştursun. Uçurdun ha kuşları yuvadan. Uçurduk baba, uçurduk. Hoş geldiniz efendim. Allah kavuştursun. Ne içersiniz? Ne söyleyeyim size? Söyledik, söyledik. Sağ olun, müsaadenizle. Leyla gelmedi mi size? Yo. Çocuklar evden çıkmadan bir gideyim diyordu. Yetişemedi demek. Herhalde. Ha, otursana Nazancığım. Görmedin mi kızım? İkisinin de suratı bir karış. Üzülmez mi Ergun Bey? Bilmiyorsun evladım. Ondan değil onların üzüntüsü. Neden? Damat da gitti. Şükrü Bey belli etmemeye çalışıyor ama içi kanı ağlıyor. Ne var bunda Ergun Bey kanı ağlayacak? Ne var ha? Koskoca Şükrü Bey'in kızı yüzünü gözünü boyayıp oyunculuk yapacak. Damat da öyle. Hadi durma, ver kahvelerini. Biz ne yapıyoruz affedersin? Yürü hadi yürü. Ya evladım, anne baba olun da o zaman anlarsınız bunları. Adam için ne yüz kızardıcı, düşünsene. Ergun merhaba. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Kalksana biraz kızım yerinden. Bırak kız Ergun, otur Demet, otur. Bana verin efendim. Bırak Ergun, rica ederim. Hoş geldin babam. Hoş bulduk. Al çantasını Abbas. Ver kurban. Şükrü geldi mi? Geldi efendim. Nazan Hanım, Üstü Bey içerideler. Oo. Oo, maşallah maşallah. Sadık Beyler gelince haberimiz olsun. Tabii efendim. Duydun mu Demet? Nasılsın baba? İyiyim oğlum, bildiğin gibi. Nazancığım Allah kavuştursun. Gitti ha çocuklar. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Hiç böyle fena alacağımı sanmıyordum. Alışırsın, alışırsın. Siz de bir yerlere gidin oğlum. Al karın birkaç günlüğüne. Düşünüyoruz abi. Değişiklik olur. Cem evlendiğinde biz de böyle olmuştuk işte. Mine eve girmiyordu. Zor işmiş vallahi. Hadi büyütmeyin siz de bu kadar canım. Hatırlıyor musun? Sizi bir yazıcı kampına yollamıştık da. Nereden aklına geldi baba? Elde böyle borular ha. Tat tararat tat tat tararat tat. Siz paranızda, siz babanızda. Paçalar burada. Sadık Beyler geldiler efendim. Aa, geliyoruz. Hadi Şükrü. Toplantıyı bekleyecek misin Nazan? Ne yapsam? Tamam tamam, oturuyoruz. Çok sürmez zaten.
Bak işine bak. Geç abi, geç geç. Asma şu yüzünü artık. Farkında bile değilim vallahi. Onu söylüyordum şimdi. Bunlar izci kampından bir döndüler. Öyle farklıydılar ki dipdiri. Mızmızlıkları kalmamış. Hüsnü Bey amca sizi de toplantıya çağırıyorlar. Beni mi? Ne yapacaklar beni be kızım? Bilmem. Seni de yalnız bırakıyoruz. Olsun olsun. Gazete falan okurum biraz. Buyurun efendim. Sağ olun. Niyazi Bey'le tanışıyorsunuz değil mi? Bir kere görüşmüştük galiba. Evet, evet. Buyurun buyurun, şöyle buyurun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Babam hukuk danışmanımız. Sadık Bey baba. Memnun oldum. Ben de. Buyurun oturun Rasul Mümin. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sağ olun. Oturdular mı? Hı hı. Dur bakalım bu iş olursa... Zam mı alacağız Ergun Bey? Heh. Bunlar insana zam verir kızım. Okunacak bir şeyler var mı Demetciğim? Olmaz mı efendim? Bak kızım. Hemen getiriyorum. Zahmet olacak. Aman efendim ne demek. Çabuk ol biraz kızım. Abbas. Ne geziyorsun ortada? Niye gezineyim müdürüm affedersin? Hanımıma soracağım bir emri var mı diye. Sor bakalım. Misafirlerin siparişlerini aldın mı? Bakacağım şimdi. Çabuk olun biraz kızım. Sıkılmasın kadın. Daha ne olsun Ergun Bey? Kuş gibi uçacak değilim ya. Ben bakarım. Alo. Bunları bulabildim. Daha isterseniz. Yok canım yok. Kim okuyacak? Çok bile. Maksat vakit geçsin. Bir şey isterseniz 12 numaraya basın. Sağ ol. Ben bu önerilerinizin hepsine açığım Şevket Bey. Niyazi sen ne diyorsun? Hepsi cazip. Cazip vallahi. Sen de bir şey söylesene Şükrü. Konuşsana oğlum. Ne söyleyeyim abi? Gel. Sadık Bey'e ver. Baş üstüne hakimim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun babam. Teşekkürler. Hanımım sıkılmış daha çok sürer mi diye soruyor. Söyle 15 dakikaya kadar geliyorum. Tamam kurban. Daha geç kalma ama. Demetciğim ben gidiyorum. Bunların toplantıların biteceği yok. 15 dakika dediler bir saati geçti. Hay Allah Şükrü Bey ararsa ne diyeyim? Dolaşacağım biraz sıkıntımı atayım. Bakınırım öyle vitrin vitrin. Güle güle. Demet kim gitti? Nazan Hanım. Neden? Sıkılmış. Var canım karı koca arasında bir şey. Görmedin mi birbirlerine bakışlarını? Abbas, bitmedi mi bunların konuşmaları? Bitmedi müdürüm affedersin. Nedir halledemedikleri yahu? Pazarlık ediyorlar herhalde. Ben ne bileyim müdürüm affedersin. Konuşuyorlar işte. Nazan! Nazan! Nazan Hanım gitti Şükrü Bey. Gitti mi? Nereye? Biraz bakınırım dedi. Hay Allah! Babam dedim ben sana affedersin.
dikkat et Cafer. Tutuyorum Gül. Çekirdek de tazeymiş efendim. Bayıldım efendim. Kilo yapar ama. Yapsın efendim, yapsın. Biraz kilo lazım. Senin bir şeyin yok Leyla Hanım. Kabukları yere dökme, canını okurum bak. Ne dökmesi Sabri Bey amca, burada. Düşüreceksin şimdi çocuğu. Adını hayra at Cemil Bey. Aa. Bizim bir Nebahat abla vardı. Benzetmek gibi olmasın. Böyle beyin üstü taşa düşürdü de kızını. Tatlı inşallah. Verdiği örneğe bak. Aman. Tamam Cafer, tamam. Tamam, bitti. Allah kahretsin. Tamam, bitti. Ya gel. Sen bu sarhoşun lafına bakıp da niye telaşlanıyorsun Gül? Tamam, tamam. Ağlayacak şimdi çocuk. Tamam, gel annene kız. Çocukları da göremedim. Ya. Buyurun efendim. Bize buyurun hanımefendi, bir kahve içelim. Tabii efendim, ne güzel olur. Yorgunluğunuz geçsin. Buyurun efendim, buyurun. Lütfen efendim, balkonumuz harika. Eh, gelin bari 5 dakika. Buyurun. Aa canım, ne tatlı şey. Ne kadar oldu Gülsün? 2,5. Maşallah. Buyurun. Perşembe günü görüşmek üzere efendim. Tamam, biz de hazırlığımızı yapalım. Efendim, tanıştığımıza çok çok memnun oldum. İyi günler. Ben de efendim, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Şükrü nerede Şükrü? Sadık beyler gidiyor. Kusura bakmayın efendim. İyi günler Şükrü Bey, görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Arabanız var mı Sadık Bey, yoksa bırakalım? Var efendim, var. Şoför aşağıda. Teşekkür ederim. Bana söyleyeceğin bir şey var mı abi? Nazan gitmiş de. Gitmiş mi? Sıkıldı kız. Yalnız bırakma oğlum dedik sana. Hadi sen de git. Bilmiyorum ki nereye gittiğini baba. Eve gitmiştir oğlum, bir telefon et şuradan. Nereye gidecek? Git hadi, git git. Ha öyle. Demet ara bakalım. Ara kızım. Buyurun efendim. Aman efendim, de zahmet ettiniz. Zahmet olur mu efendim? Buyurun, rica ederim. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Ne güzel yapmışsınız bahçeyi. Ah efendim, yönetimi tamamen kocama bıraksalar bakın daha neler olacak. Ya bırakmıyorlar ki, ne fayda? Sus bakayım sen, karışma her lafa. Efendim, Allah kavuştursun diyelim, torunlar gitti. Gittiler ya, göremedim ki çocukları. Evden çıkmadan yetişirim dedim, olmadı. Otobüsün de nereden kalktığını bilmiyorum. Sağ salim gitsinler de efendim. Öyle. Gönüller bir olsun. Cafer, he? Sor bakalım büyük hanıma, Kuşadası'nda ne yapmaya gitmişler? Oo, sana ne bir mübarek. Görüyorsunuz değil mi efendim? Sabahtan akşama kadar böyle. Baykuş. Sapıtmış artık. Sapık efendim, tam sapık. Sana lafa karışma demiyor muyum ben? Sana bir şey sorduk değil mi Cafer? Nazan Hanım, kayınvalideniz geldi, Sabri Beyler de sizi bekliyor. Aa. Nazan, telaş etme kızım, buradayım. Hoş geldiniz, hay Allah, çok mu beklettim? Ben de orada burada vakit geçiriyordum. Çok değil, çok değil. Oturuyoruz efendim, siz de buyurun. Çok teşekkür ederim. Çıkalım mı? Hadi. Siz de buyursaydınız Nazan Hanım, ne güzel oturuyorduk. Buyurun. Canım, belki özel bir şey konuşacaklar kendi aralarında Ayla Hanım. Bırak. Ona da karıştı. Efendim, çok teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık. Yine bekleriz efendim, sefa ile. İyi ki geldiniz.
Vallahi hiç içim eve girmek istemiyordu. Öyle iyi anlıyorum ki seni canım. Şükrülere de bir müşteri geldi. Bugün toplantıdan çıkamadılar. Ne yapsın onlar da kızım? İş iştir işte. Doğru. Ev nasıl boş geliyor böyle insana? Kuşları da bana emanet ettiler. Yapma Nazan, vallahi alırım şimdi. Şükrü'yü bir arayayım. Merak eder. Ara kızım, ara. Alo, Demet. Şükrü'yü verir misin? Şükrü Bey çıktı Nazan Hanım. Bir saat oluyor. Rica ederim. Çıkmış. Gelir biraz sonra herhalde. Ben onu bekleyemem kızım, giderim şimdi. Olur mu canım, daha yeni oturduk. Yok yok, kalkayım. Hüsnü de gelir. Bilmez misin bunların huylarını evde kadın olmayınca? Ha evet, Şükrü de bir surat asar ki. Katil geldi. Cafer! Lan! Gel kuşum, yükümüz var. Haydut. Ne zevk alıyorsa o bidonları devirmekten. Sadist durum. Efendim, sadist. Katil geldi Selim. Geldim sayın abim. Yok mu salatalık malatalık? Olmaz mı sayın abim? Salatalık körpesinden. Salatalık getirmiş Selim. Vatandaş yiyecek, ağzına layık. Tut kuşum. Var canavar maşallah. Hem de ne canavar maşallah amcası. Yüklen bakayım salatalık koçum. Başla. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Ne zahmetler ediyorsunuz böyle efendim her akşam her akşam. Sağ olun. Zahmet yok bunun komşum. Vatandaşa hizmet, afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Yengeciğim hürmetler. Müdürüm de geldi. Ona da salatalıktan ver koçum. Yesin şütür. Nasılsın müdürüm? Çocukları göndermişsin. Allah kavuştursun. Ya gönderdik. Şükrü. Aha, anne sen burada mısın? Teyzeciğim hürmetler. Sağ ol evladım. İyi günler. Vur Demir. Nazan gelmiş mi? Geldi geldi. Ben de onu çok merak ettim anne. Hadi gel seni bırakayım. Giderim ben evladım, sen çık. Gel anne. Kızı gel. Yalnız bırakma, sıkıntısı anne, var gel. Zaten. Beş dakika ne fark eder? Ne inatçısın be oğlum. Kıyamıyor efendim. Yürütür mü annesini ne mutlu. Sefa ile efendim. Şükrü Bey annesini götürür Sevim. Hayırlı evlat. Sizin de böyle bir çocuğunuz olsaydı arabalarda taşırdı annesini. Vah efendim vah. Hiç düşünmedim bunu. Şükrü Bey'e kadar çocuğum olsaydı. Çocuklarını ne seviyormuş evladım. Konuştukça gözleri doluyor. O da büyüttü anne. Yok yok aferin. Anne dediğim böyle olur. Tamam da anne ölüme gitmiyor ya bunlar. Güzelim. Açıyorum. Nerede kaldın? Kapıda anneme rastladım da eve bıraktım. Ah, kapıda kalmış kadıncağız. Sabri Beyler'de oturmuş. Ya öyleymiş. Ben de dolaşayım dedim biraz. Vitrinlere bak bak içim sıkıldı. Merak ettim ama Nazan. İnsan haber vermez mi? Sen de girdin toplantıya çıkamadın ama Şükrücüğüm. İndim aşağı gitmişsin iki dakika. Nazan. Bir yere gidelim istersen. Nereye gideceğiz? Ay canım hiçbir şey istemiyor. Hani yemek memek baş başa kalalım demiştim de.
Evde olalım. Çocuklardan telefon falan gelirse. Ne telefonu Nazan, otobüsten arayacak halleri yok ya. Öyle söyledim işte. Yoldalar mı şimdi? Herhalde. Ay Şükrücüğüm, keşke otobüste yollamasaydık. Uçakta çok para tutuyor ama Nazan, 4 kişi. Öyle. Hadi kalk kalk kalk, gidelim bir yere. Böyle oturamayacağız, kalk kalk. Tadım yok Şükrücüğüm, bırak beni. Ay şimdi gideriz, orada da asarım yüzümü. Ha, mateme çevirdin Nazan. Ne kıymetli çocukların varmış. Ha. Ne bağırıyorsun? Bağırmıyor da Nazancığım, bu kadar da fazla. Gezmeye gittiler, keyifleri yerinde. Bizi kim düşünüyor? Gözüme bak. Bak hadi. Gözümün içine bak. Kocanı da düşün biraz. Şu babam ne adam. Annemin bize aşırı ilgisini kıskanır. Biz annemize aşırı ilgi göstersek kıskanır. Çocuk diyor ya babaannem, haklı. Çocuk, çocuk.